Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Brave Chef Masa serimizin yeni bölümüne karşınızdayım. Hatırlarsanız önceki bölümümüzde böyle Afrika'nın batısındaki, güneybatısındaki bayağı bir devleti almaya başarmıştık. Bu bölümde ise yapacağımız şey, daha doğrusu planladığım şey, burada Kamerun ve Nijerya'dan itibaren batısındaki tüm devletleri sırasıyla almak. Hatta hepsine birden de savaş ilan edebiliriz, böyle de olmaz. Yani Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Fildiş sahili, Gine, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Senegal ve son olarak şuradaki Gambiya devletine savaş ilan etmeyi düşünüyorum. Bunun için şimdi bakacağız bize ne kadar ordu, ne kadar ekonomi falan lazım. Hemen hepsini bir toplayalım, hepsini birden savaş ilan edeceğim. 2000, burada 180 bin var. Hatta yarıya bölelim biz bunları aynen. Şöyle bakalım diğerlerine. Yani biraz güçsüz bunlar. Hatta 3'e bölelim, tamam. Şöyle yapıyoruz. Fildiş sahili, yine Senegal falan, bunlara bir savaş ilan ediyoruz. Burkina Faso, Ghana, Togo ve Benin'e ayrı savaş ilan ediyoruz. Nijerya ve Kamerun'a da ayrı bir şekilde savaş ilan ediyoruz. Bu ne komisi toplam 180 bin ediyor. Yani bize 90 binlik bir ordu gerekiyor. Hemen bu orduyu basalım hızlıca. İstihdam edip nüfusu açıyoruz. Ve en yüksek olan Kahire dışındaki topraklardan basıyoruz. Hatta Rabat'tan da basmayacağım. Burada da güzel ekonomi varmış. Ekonomiyi bitirmek istemiyorum açıkçası ülkedeki. Tamam. Gayet güzel. Galiba yeterince ordu biriktirdik. Hatta biz fazla fazla basalım, hiç sorun değil. Yani fazla ordu göz çıkarmaz. Tamam. Tüm orduları bastık. Artık şimdi bunları toplama sırası. Bu arada İspanya ile Fransa savaşa girmiş burada. Avrupa karışmış biraz. Rusya Çin'le savaşını bitirmiş mi? Rusya Çin'le savaşını bitirmiş. Peki ne olmuş sonuç? Yani pek bir şey değişmemiş açıkçası. Rusya bu ara yalnız müttefik alabiliriz. Avrupa'da bir devlet yanımızda olsun. Ama şimdi önceliğimiz o değil. Şu anda orduları toplayacağız. Hemen şuradan ordulara gelelim. Hepsini Kahire'ye toplayacağım. Önce bunlar bir şurada toplansın. Şu yakındakiler. Bunlar da burada toplansın. Bu direkt Kahire'ye hareket etsin. Bu da aynı şekilde. Güzel. Nerede kaldı ordular? Oo, ta burada varmış bir tane. Bunun gelmesi uzun sürecek biraz. Burada zaten birikiyor. Tamam. Hemen bunlar biriksin. Bunlar da yolluyorum Kahire'ye. Güzel. Gel bakalım. Elimizde kaç bin ordu olmuş bu arada? 133 binlik bir ordumuz olmuş. Burada bir devlet bir devleti çıkarma atıyor. Kim bu? Kıbrıs Dübdan'a çıkarma atıyor. Peki. Bu arada biz artık Antik Mısır'ı formlayabiliyoruz. Şöyle bir bakalım. Gerçekten de formlayabiliriz. Bunun şeyi neymiş bakalım. Neydi yönetim biçimi? Galiba göremiyoruz. Ama olmadı, biz bunu demokrasiye çeviririz. Bu devletleri aldıktan sonra ben Antik Mısır'a dönüşeceğim video sonunda. Çünkü ben onun rengini falan bayağı seviyorum. Bence güzel bir devlet. Ordular da artık toplanmak üzere. Ordular toplansın ve Batı seferine artık başlayacağız. Güneybatı seferine Mısır için. Ve güzel. Hatta Rusya ile müttefik olabiliriz demiştim. Bakalım ola... Ooo, Rusya ile müttefik olamayacağız galiba. Bayağı ilişkilerimiz kötüleşmiş bizim. Bir ittifak teklifi yapalım. Aynen, olmuyor. Niye olmuyor peki? Çünkü bize hakaret etmiş. Okey. Şimdi bu 133 binlik orduyu hemen sınırlara yerleştiriyoruz. Kastırımız var, hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim biz ona ya. Aynen. Şöyle 20.000 20.000 bölüştürüyorum. O diğer küçük devlette ismi unuttum. Başka bir sınırımız daha var da yani. O bence 2000'lik ekonomiyi de bize ordu bile yollayamaz. Onun için çok sorun etmiyorum. Tüm orduları buraya çekiyorum. Güzel, geliyorlar ordular. Hemen şöyle bir güçletelim. Orduların geldiğini göremiyoruz ama bu şekilde. Azıcık büyütmemiz lazım. Güzel. Ve neredeyse hepsi geldi. Güzel. Tüm ordularımız geldi. Sınırlara da yerleşti. Ve artık Nijerya'ya savaşımızı ilan ediyoruz.
Kendileri bizde Afrika'da bizden sonraki en büyük güçlerden biri. Bakalım Tanzanya'nın ekonomisine. Aynen, o da bayağı güçlüymüş. Şu da Angola falan bayağı büyümüş. Oo, İspanya. Bizim kıtamıza sömürgecilik yapmış ha İspanya. Hiç yakışmadı. İspanya'dan intikamımızı alacağız. Afrika kıtasında tek hakim güç vardır, o da Mısır'dır. Bu böyle biline yani. İtiraz eden varsa sonuçlarına katlanır. Güzel. Bakalım ilk turdan saldırılar başarılı olacak mı? Gayet güzel. Ve hepsi başarılı oldu. Hayda. Orada da toprağı varmış onun. Ah be. Bunlar müttefikmiş. Tamam, sonra ne de oralardan ordu basarız, elimizde paramız var. Ben onları şimdi almayacaktım normalde. Ama onlar kaşındı. Artık mecburen alacağız. Bir yandan buradan ilerleyelim. Bir yandan da öbür tarafta birazcık uğraş vereceğiz. Şöyle. Güzel. Hayda, oradan da mı saldırdın oğlum? Ne alakası var? Bunda bunun ne işi var ya? Yine burada ne işi var? Neyse. Çünkü vasalıymış herhalde. O zaman şöyle bir şey yapalım biz. Hatta buradan ordu basmayalım. Şuralardan bir küçük asker alma işlemleri yapalım. Aynen. Zaten buralarda çok ordusu olduğunu düşünmüyorum. Öyle birkaç tane vardır. Hop, öyle değil, asker alma olarak yetiştirelim orduyu. Güzel. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden de intikamımızı alacağız. Çünkü yine orduları. Onların topraklarından bizim topraklarımıza girdiler. Güzel. Orayı engellemeyi başardık. Burayı da engelledik. Gayet iyi. Hemen Nijerya'ya ilerlemeye devam edelim bu arada. Onları unutmadık. Tabii ki. Şurada ordu sayımız azalmış ama umarım oraya saldırmazlar. O saldırdılar ama alamadılar. Çok iyi. Diğer taraftan saldırmayı unuttuk. Bu kötü oldu. Hemen şuraya girelim. Bunlarla da savaşa girmişiz bu arada. Şöyle yapalım, daha güzel olur aynen. Of, şöyle burayı sarmamız lazım bizim. Hızlı biçimde. Eğer buraya başkentlerine girebilirsek, girse sorun değil de başkentlere girebilir miyiz bilmiyorum. Nijerya'dan nasıl bu kadar ordu çıktı oğlum? Güzel. Gayet iyi, girmeye başardık. Bir yandan da buradan ilerlememiz lazım tabi. Tabi. Hızlıca orduları da basalım. Savaş biraz karışık bir hale geldi ama yapacak bir şey yok şu anlık. Bu ordular buradan ilerlesin. Aynen. Şu da bunu kovalasın. Hatta bunun hepsi buraya gitmesin şöyle. Hop, yanlış yaptım. Aynen. Şu kadar buraya gitsin. Bir yandan da şöyle etrafını saralım. Güzel. Tamam. Gayet iyi. Bayağı bir aldık. Ama şimdi de Orta Afrika Cumhuriyeti saldırdı. Of. Bayağı karışık oldu ya buralar. Tamam. Nijerya'yı artık bitirdik diyebiliriz. Sıradaki hedefimiz Orta Afrika Cumhuriyeti. Hemen bunda zaten 12 bincik bir ekonomisi var. Yani çok hızlı bir şekilde bitiririz. Şöyle. Oraları basalım. Hop hop hop. Tamam. Buraya saldırdık zaten. Bir de son olarak yine devletine de saldırmamız gerekiyor. Tamam. Şuradan bir asker alma yapalım. Hemen şuraya ordu yollayalım. Güzel. Gayet iyi. Tamam, Nijerya'yı artık sonunda bitirmeyi başardık. Hemen artık şuradan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de topraklarına giriyoruz. Güzel. Bizden ele geçirdiği şu toprağı da alalım. Tamam. Gine'ye de saldıralım bakalım. Alabilecek miyiz? Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Artık savaş çözüldü diyebiliriz. Tüm topraklara giriyoruz. Bu saatten sonra bence bizi durduramazlar. Kolay kolay. Hop, şunun hepsi ilerlesin. Şuradan buraya baktığımız zaman, buradan da yağma değil, şuraya doğru hareket edelim. Bu da buraya doğru gelsin. O sırada da şuradaki ordularımız birleşsin. Gayet güzel. Artık tüm devletler Mısır Devleti'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu bence öğrenmiştir. Aynı anda 3 devleti birden tek başına aldı.
Hatta 4 devleti birden tek başına aldı. Güzel. Bordar da burada birleşsin. Hemen Nijerya ile barışalım o sırada. Tüm topraklarını tabii ki alıyoruz. Teklifimizi yolladık. Ve tabii ki kabul edilecek. Bunlar %89'da kalmış. Başka yerde toprakları var. Burada falan da toprakları vardı. Onlar beni ilgilendirmiyor. Ben aldığım her yeri almak istiyorum. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin tamamı. Gine'nin tamamı. Ve Kamerun'un tamamını alıyorum. Zaten tek toprağı vardı. Gayet güzel. Normalde benim istediğim bu şekilde saldırmak değildi ama bunu onlar istedi. Tamam. Hemen şuradaki orduları bir toprak seçelim. Orada birleştirelim. Şu toprakta birleştirelim. Bunlar da buraya gelsin. Ve son olarak bunlar da şuraya. Hangi toprakta o? Bu toprak galiba aynen oraya gelsinler bakalım. Güzel. Bu arada paramız bayağı birikmiş. Bir yandan ben yatırımlar açmak istiyorum şöyle. Mallar yatırımını açtım. Bir yandan da asimilasyon işlemlerini başlatalım orada toplanırken. Güzel. Tamam. Bayağı bir toprak aldığımız için tabii başlatmak uzun sürüyor. Galiba hepsini bitirdik ama. Aynen öyle. Hepsini bitirmeye başarmışız. Bunlar nereye toplanıyor tam olarak bilmiyorum. Bakalım gelsin orada. Evet, bunlar da buraya gelsin. Galiba başka ordumuz yok. Hemen şuradan orada haritasından bakalım. Varmış, neredeymiş? Orada kalabilir, tamam. Sadık hedefimiz zaten şuradaki 4 devlet olsun. 1, 2, 3, şu 4 devlet. Yani kaç ekonomileri var bunların? Oha, burada tek başına 60 bin ekonomili olan bir devlet var. Peki. 60 bin, 60 bin desek 120 bin, 150 bin, 160 bin falan 80 bin ordu gerekir. Buradaki devletlerin kaç ekonomisi var? 147 bin. Bunlar bayağı güçlüymüş ha. Nasıl bu kadar güçlenmişler bilmiyorum ama güçlenmişler bir şekilde peki. O zaman dediğim gibi şu 4 devleti saldıracağız. Şöyle bakalım aynen. Bize 80 binlik falan bir ordu gerekiyor. Bizim ordumuz neredeydi? Hemen bulalım bu orduyu. Güzel. Şuraya çekelim bu orduyu. Bence buralardan yeterli nüfus çıkar. O kadar orduyu biriktiririz biz. Çünkü uzaklardan basarsam şimdi toplanması uzun sürecek. Güzel. Hepsi buraya doğru gelsin. Ordu da gelirken. Tamam. Başka nereden basabiliriz? Buradan basabiliriz. Buradan bir daha basalım. Buralardan basalım. Şu toprakları yeni aldık. Buradan ordu çıkmaz. Buralardan fena değil yine. Basalım. Okey. Hepsini toplayacağız şimdi orduların. Ve artık savaşa hazır hale geleceğiz. Güzel. Bakalım elimizde kaç ordu olmuş hemen. Bence 80 bini geçtik bu arada. Ki geçtik zaten. Kaç olmuşuz? 90 bin ordumuz olmuş. Öncelikle bunun ekonomisi kaç? 7 bin. Tamam. Şuraya 3 binlik bir ordu ayıralım biz. Hatta şöyle. 3 bin değil 5 binlik ayıralım. 85 binlik orduyu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 toprağımıza. Şöyle 15 bin, 15 bin falan şimdilik bölüştürelim. Güzel. Artarsa veya eksik kalırsa biz tamamlarız. Şöyle 15 bin. Güzel. Hemen şöyle de bu orada gelsin. Şu orada gelsin. Geride kalmasın ordularımız. Tamam. Bu 5000'lik orduyu da bu arada şu şekilde bölüştüreceğim. Güzel. Şimdi bunların hepsini birden savaşımızı ilan ediyoruz. Umarım hiçbir müttefiği falan yoktur. Varmış bunun. Kimmiş o? Yani bizi ilgilendirmeyen devlet. Onun için sorun değil. Senegal'in müttefiği var mı? Yok. Ve son olarak Gambiya'nın müttefiği Cebeli Tarık. Bizim Cebeli Tarık'la sınırımız var mı? Biz Cebeli Tarık'ı zaten almıştık. Onun için sorun da yok. Sağlanabiliriz artık. Şuradan girelim bakalım. Girebiliyor muyuz? Bunlar şuraya. Okey. Bunlar Senegal topraklarına. Henüz Gambiya'ya saldıramadık. Oradaki devlet topraklarında bir sorun yaşadık.
Çok sıkıntıya olacağını sanmıyorum ama. Burada bu 11 binlik koruyucuları geriye çekiyorum o devlete saldırsın diye. Hop, yanlış şey yaptım. Şuralardan ordu basalım hızlıca. Güzel, bir yandan da küçülttük. Gayet iyi. O devletlerin hepsini bitirdik. Ekonomileri yüksek ama maalesef toprakları az olduğu için öyle pek bir ordu basamadılar. Tabii bu bizim işimize geldi. Güzel. Hepsini aldık. Artık bunlara başlayacağız. Hemen şöyle zaten hepsinin çoğunun tek toprağı falan var. Bunun da tek toprağı var. Senegal'le başlayalım bir de. Bu Senegal değil. Bunun da tek toprağı var. Senegal'in de şuradaki tüm topraklarını alıyoruz. Tüm yıldızları harcıyoruz. Ve tabii ki kabul ediyorlar. Hemen border toplayıp devletimizi bir uzaktan bakacağız. Ve videoyu artık burada sonlandıracağız. Tabii sonlandırmadan önce bu arada artık Antik Mısır'a dönüşeceğim. Şöyle Antik Mısır'a da dönüştük. Güzel, evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle video için video like atmayı, abone olmayı, bir de açmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.